Kontenerim var. Kamyon kasası, kapalı kamyon kasası. Lavanta tarlasının içinde. Buranın üstüne dört tane... ısınmasından dolayı direkt taze hava. Evet, şu dönemde. Sistem Türkiye'de bir ilktir, ısıtmaya yönelik. Türkiye'nin en büyük sorunu olan ısıtma teknolojisiydi. Yani daha doğrusu güneş ışığının ısıya dönüştürülmesi teknolojisi bu. Selektif yüzeyle yapılan bir çalışmadır. Tamamen kendi konum olmamasına rağmen ama 10 seneden beri verdiğim bir uğraş neticesinde kışın ısıtmada yazında kurutmada kullanılabilecek sıcak hava panellerini imalatını yaptık. Ultrasolar grubuyla müşterek bunu yapmamızın nedeni halkımızın daha sıcak, daha ısınabilir şekilde bir panelle örneğin bir oda ısınabilir. Diyelim ki şu görmüş olduğumuz sıcak hava kolektörü 30 metrekare, 35 metrekare ısıtabilir. Bunun amacı şu, dışarıda güneş olduğu takdirde biz bunu fazlasıyla ısıtıyoruz. Fazla ısıyı kullanabilmek amacıyla odalara dağıtım da yapabiliyoruz. Yaptığımız dağıtımla 4 panel eşiğinde yapılmış olan bir çalışmadır bu. Denizli Bağbaşı'nda. Bağbaşı'ndaki 155 metrekarelik bir dairede rahatlıkla 4 panelle ısıtabiliyoruz. Bunun amacı nedir? Amacı doğal gaz faturalarını biraz daha indirebilmek. Güneş fatura kesmez. Bunu halkımız çok iyi biliyor. Güneşi rahatlıkla su ısıtmada kullanılıyor ama bundan sonra hava ısıtmasıyla da kullanılarak hem evlerde mekan ısıtma, okulları, iş yerlerini ısıtmada, özellikle resmi dairelerde faturaları yarı yarıya indirebileceğimiz bir sistemdir bu. Yani %40 ile %70 arasında tasarruf sağlatabilecek bir sistem. Bu sistemi göz göre göre hayır diyemeyiz. Çünkü dünyada yapılan bu sistem, bu teknoloji kullanılıyor. Çok rahat kullanılıyor. Güneşi çok az olan ülkelerde, Finlandiya'da, İsviçre'de, Almanya'da, Danimarka'da çok rahat bunlar kullanılabiliyor. Biz neden kullanmıyoruz? Hedefimiz bütün vatandaşların bunu, özellikle köylü vatandaşlarımızın, orman köylüleri olsun, ova köylüleri olsun, bunu kendi çapında bir kabine monte edildiği takdirde evini rahatlıkla kışın ısıtabilecek, o kabinde yazında ürünü kurutabilecek. Tahminen verime göre 50 kilogramdan tutun, biz 500 kilograma kadar, 2 tona kadar kurutma imkanı var. Bu sistem yeni değil ama biz 2009'dan bu yana çalışıyoruz. Patentini aldık bunun. Isıtmada kullanma amacıyla ilk deneyimi Denizli'de yapıyoruz. Denizli istedikten sonra bunu bölgesel bazda güneş enerjisi sistemiyle ısınabilirler. Bunun önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde de depolama sistemi gündeme gelecek. Şu anda dünyada çözülmüş durumda. Isı depolanabiliyor. Bu Ar-Ge'yi yaptığımız takdirde her evde aşağı yukarı 2-3 metre küplük bir sistemle rahat evin ısısını sağlayabileceğiz. Güneş gördüğü takdirde rahatlıkla hem yazın hem kışın kurulabilir. Daha ucuz bir maliyette aşırı güneş alan yerlerde ucuz maliyette olan CTP var, polikarbon var, bir de cam var. Üçtür. Ülkemizin insanı kendine göre derse ki ben uygun şartlarda, mesela Akdeniz ve Ege çok rahatlıkla CTP kullanabilir, polikarbon kullanabilir. Karadeniz yöresi, Orta Anadolu cam kullanabilir. Buraları, yani güneş fazla alan bölgelerde güneş enerjisinden camla da fazlasıyla alabilir. Isıtma ve depolama sisteminde önümüzdeki yıllarda buraya getirdiğimiz takdirde olay ısınma problemi Türkiye'de çözülmüş olur. Ne doğalgazı ne elektriği. Bugün ısınma giderlerinin %50'si biliyorsunuz giderimiz. Bir de ithal yani olay bu. Gelen hava, soğuk panellerden gelen hava şu an 16 derece, 15 derece. Soğuk olduğu için düşüyor.
Dışarıda genelde şu anda 12-13 derece. Orada 21 küsur gösterdi. Merkez 22.